Kapalı fonksiyonda ikinci türev. Bu videomuzda kapalı fonksiyonda ikinci türev nasıl alınır? Bir örnek üzerinden bunu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. X kare artı y küp eşittir x y kare artı y eksi 2 fonksiyonu için a şıkkında dy bölü dx birinci türevi, b şıkkında d kare y bölü dx kareyi yani ikinci türevi bulunuz diye sorulmuş. Öncelikle kapalı fonksiyonda dy bölü dx nasıl bulunur? Onunla başlayalım. Bütün ifadelerin x'e göre türevini alarak başlayacağız. X'e göre türev almamız isteniyor çünkü. X'e göre türevini alacağız. Fakat y'lileri x'e bağlı fonksiyon kabul ediyorduk. X karenin türevi 2x. Y küpe geldiğimizde x'e bağlı bir fonksiyon kabul ediyoruz. Üst başa geçer üst 1 azalır. 3y kare çarpı içerisinin türevi bilmiyoruz x'e bağlı ne? Y türev diyoruz. Buraya geldiğimizde x çarpı y kare var. Bu çarpımın türevidir. Çünkü y de x'e bağlı kabul ediliyor. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi olduğu gibi yazıyoruz. Y kare artı birinciyi olduğu gibi yazıyoruz. Çarpı y karenin türevi. Üst başa geçer üst 1 azalır. Çarpı içerisinin türevi. Artı buradaki y'nin türevi x'e göre y türev. Eksi 2'nin türevi de 0. Ardından y türevlileri aynı tarafta, diğerlerini diğer tarafta toplayıp y türevi yalnız bırakacağız. Y türevi yalnız bıraktığımızda zaten birinci türevi bulmuş oluyoruz. Şimdi şu iki ifadeyi de bu tarafa alalım. 3y kare y türev eksi 2xy y türev eksi y türev eşittir. Bu tarafta y kare var. Eksi 2x. Y türev parantezine çektik orayı. 3y kare eksi 2xy eksi 1 y kare eksi 2x y'nin türevi y kare eksi 2x bölü 3y kare eksi 2xy eksi 1 oldu. Bu bizim birinci türevimizdir. Bu dy bölü dx'e eşit. A şıkkı burasıydı. Şimdi B şıkkına geliyoruz. Bize ikinci türev sorulmuş. Yani bu y'nin ikinci türevini soruyor. Bu bulduğumuz birinci türevin türevini almaya başlıyoruz. Yine x'e göre. Fakat burada şunun farkında olacağız. Y'liler yine x'e bağlı. Y'nin türevinin bir kez daha türevini alırsak y'nin ikinci türevi olur. Bu tarafta ise hem payı x'li hem paydası x'li olduğu için bölümün türevi vardır. Payın türevi, buradaki y karenin türevi 2y çarpı y türevdir. Eksi 2x'inki eksi 2 çarpı paydayı olduğu gibi yazıyoruz. 3y kare eksi 2xy eksi 1 eksi payı olduğu gibi yazıyoruz. Y kare eksi 2x çarpı paydanın türevi. 2 başa geçer üst 1 azalır. 6y çarpı y türevi orası. Eksi 2xy çarpımın türevidir. Birincinin türevi, şunu eksi parantezine alarak parantez içinde yapalım. Birincinin türevi 2 çarpı y artı 2x çarpı y türev. Eksi 1'in türevi ise 0. Bölü paydanın karesi. 3y kare eksi 2xy eksi 1. Ardından en kritik nokta geliyor. İkinci türevin içindeki y türevlerin yerlerini birinci türevle bulduğumuz ifadeyi yazacağız. Şuraya. Başka nerede var? Buraya. Ve buraya bu ifadeyi getirip yazacağız. İkinci türevi sorduklarında çok coşmamaları lazım. Oldukça karmaşık bir şey çıkar. Ben biraz burada coşmuşum soruda. Yani yorucu bir şey geldi. Bunu yazıp bırakırız. Daha fazla düzenlemek akıl kârı işler değil. 2y çarpı şunun yerine şu. Y kare eksi 2x bölü
3y kare eksi 2xy eksi 1 eksi 2, bunu bir parantez içine alalım, çarpı 3y kare eksi 2xy eksi 1 eksi y kare eksi 2x çarpı 6y çarpı yine şu y kare eksi 2x bölü 3y kare eksi 2xy eksi 1. Şu eksiyi dağıtalım. Eksi 2y eksi 2x çarpı yine bu ifade. Şimdi onu oraya sığdıramayacağım. Burada o ifadenin kendisi olacak. Bölü, burada karesini alacağım demişim, almamışım. Bazıları orada kalmıştır. Hemen daha devamını izlemeden yoruma da yazmıştır. Orası hatalı, orası hatalı. Neyse, cevabını alsın o da şimdi. 3y kare eksi 2xy eksi 1'in karesi. Orada bölümün paydanın karesini alacaktık. Bu şekilde ikinci türevi bulmuş oluyoruz. Yani yaptığımız şey ne? Birinci türevi buluyoruz. Birinci türev ifadesi üzerinden türev almaya devam ediyoruz. Genellikle bölümün türevi gelecek oradan da. Bölümün türevinin içinde y türev ifadeleri çıkacak. Onların yerlerine de birinci türevden bulduğumuz ifadeyi getirip yazacağız. Hikayenin özü budur. Kapalı fonksiyonda ikinci türev dendiğinde anlamamız gereken budur. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.